Almanya Pod programının 20. bölümünden herkese merhaba. Ben Esat Şahin. Bu bölümde sizlere Hristiyan Demokrat Birliği Partisi ile ilgili son dönemde yoğun olarak tartışılan konuları konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 14 Mart tarihinde Almanya'nın iki önemli eyaletinde, Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde eyalet parlamentosu seçimleri gerçekleşmiş ve CDU önemli oranda, yaklaşık %4-%5 oranında oy kayıpları yaşamıştı. Bunun yanında CDU son dönemde önemli yolsuzluk iddialarıyla tartışılan bir parti haline geldi. Gerek federal düzeyde yolsuzluk iddiaları, gerekse Sağlık Bakanı'nın adının karıştığı yolsuzluk iddiaları. Bunlar yoğun olarak Almanya'da gündem. Aynı şekilde federal parlamento seçimlerine 6 ay gibi bir sürenin kaldığı ortamda CDU'nun anketlere göre yine önemli oranda oy kaybettiğini görüyoruz. Parti son anketlere göre %30'un altına düşmüş durumda. Bu bölümü tamamen Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'ne ayırmak istedim. Bildiğiniz üzere 2019 yılından itibaren Hristiyan Demokrat Birliği Partisi Almanya'da yoğun olarak tartışılıyor. Merkel'in parti liderliğini bırakmasından sonra ve başbakan adayı olmayacağını açıklamasından sonra CDU'nun geleceği yoğun olarak tartışılıyor. İlk olarak Karin Bauer denemesi gerçekleşmişti. Parti başkanlığına seçilmişti. Fakat bir yıl sonra parti içi dengelere dayanamadı diyelim ve istifa etmek zorunda kaldı. Son olarak da partinin başına geçtiğimiz aylarda Armin Laschet gelmişti. Fakat partide hala açıkçası sular durulmuş durumda değil. Partinin başbakan adayı hala belli değil ve oy kayıpları yaşadığı ortada. Yolsuzluk iddiaları da şu an üstüne binmiş durumda. Artık Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği partinin olmadığı bir hükümet mi geliyor? Almanya'nın geleceğinde CDU yok mu gibi tartışmalar var. Bu önemli konuyu partiyi yakından tanıyan, parti hakkında araştıran, genel olarak Almanya siyaseti hakkında araştıran, yazan değerli bir arkadaşım Talha Kiraz ile birlikte beraber olacağız. Talha, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın öncelikle? İyiyim, sen nasılsın? Çok sağ ol. CDU konusu şu an Almanya'nın merkezinde, senin de bildiğin üzere. Hangi konuyla başlamak istersin? Aslında çok yoğun gündem, biliyorsun. Çok fazla bu konu başlığı var. Sence hangi konudan maske başlayalım? Maske meselesiyle başlayalım. Tamam. Biliyorsun, basında çıkan bilgilere göre Alman Federal Sağlık Bakanlığı, Bakan Jens Spahn'ın eşinin lobici olarak çalıştığı Burda adındaki şirketinden koruyucu maskeler temin etti. Eşi 2019'dan beri şirketin başkent Berlin temsilciliğinde başkanlık ediyor. Ve söz konusu alım bakanlığın federal meclise sunduğu belgelerden ortaya çıkıyor. Buna göre Burda şirketi Sağlık Bakanlığı'na toplam 570 bin adet FFP2 tipi maske teslim etti. İşlem de Federal Meclis'in Bütçe ve Sağlık Komitesi'ne gönderilen belgelerde doğrudan tedarik olarak gösterildi. Yani bakanlık ile şirket arasında önceden ihale yapılmadan kararlaştırıldığı anlaşılıyor. Yani ihale olmaksızın maske satışı gerçekleşiyor. Ve işin garip bir ciheti de, söz konusu şirketin kişisel koruyucu, ekipman üreticisi veya tedarikçisi olarak değil, aslında bir medya şirketi olarak bilinmesi. Sağlık Bakanı Spahn'ın eşi söz konusu işlemle ilgisi olmadığını ve bundan bir haber olduğunu açıkladı. Yani böyle büyük miktarda bir satıştan haberinin olmaması çok da inandırıcı gelmiyor. Yani tabii ki. Kimseye inandırıcı gelmiyor açıkçası. En azından bu durumu tenkit eden muhalif siyasilere göre, yani CDU'ya zaten biliyorsun öteden beri siyasi rakipleri tarafından etkin lobi denetimine karşı mesafeli bir tavır takındığı isnat ediliyor. Ve rakamsal olarak da hakikaten diğer parti temsilcilerine oranla açık ara şirket lobiciliğinden en fazla maddi kazanç elde eden parti. Hani... Evet, yani özellikle ikinci sırada FDP var ve FDP ile CDU arasında bile neredeyse 3 kat oranında bir fark var. CDU inanılmaz şekilde lobicilik üzerinden firmalardan maddi destek sağlıyor. Bu noktada da böyle skandalların ortaya çıkması bence ilginç değil. Hatta buzdağının görünen kısmı bile değil bu bence. Bu kadar büyük maddi bir destek alınması firmalardan lobicilik adına çok ilginç. Evet, ve bu yolsuzluk konusu da yani iki boyuttan ilerliyor. Bir işte Sağlık Bakanlığı üzerinden, bir de eyaletlerdeki maske alım ihalelerinden büyük komisyonlar alan vekiller üzerinden, Baviera'da olduğu gibi. Buradaki oluşan dinamik de oldukça ilginç ve asimetrik. Yani bu söz konusu vekillere karşı verilen tepki kamuoyu önünde gerçekleşti ve parti içinden aslında ifade edildi yek vücut bir biçimde. Fakat Bakan Spahn'a karşı tepkiler pek işitilmedi. Yani seçim öncesi de, ilk başta girizgahta da belirttiğin üzere seçimler, genel seçimler yaklaşıyor Eylül ayında. Yani seçim öncesi parti daha da fazla zarara sokabilir yani bu olay, seçmen hani bu eleştiriler partiyi seçmenin nezdinde. Yani stratejik bir hesaplama da söz konusu diyebiliriz aslında. Yani tabii iki boyutu var. Gerek Eylül ayında gerçekleşecek seçimler noktasında partiye zarar vermesi
konusu, gerekse Jens Spahn'ın parti içerisindeki ağırlığı. Bildiğiniz üzere parti lideri seçim sürecinde Jens Spahn'ın adı parti başkanlığı için geçiyordu. Hala Jens Spahn adı başbakan adayı olarak geçiyordu. Bilmiyorum artık geçer mi? Yani CDU'nun başbakan adaylarından biri olarak anılıyordu. Parti içerisinde çok önemli bir figür. Diğer yolsuzlukla adı anılan isimler istifaya çağrıldı ve birçoğu da istifa etmiş durumda. Ben henüz Jens Spahn'ı istifaya davet eden bir CDU'lu yetkili duymadım. Yani Eylül ayında yapılacak, şimdi biraz az önce seçimlerden de bahsettin. Eylül ayında işte yapılacak genel seçimlerin bir nevi provası olarak kabul edilen geçenki iki bölgesel seçimde Hristiyan Demokratlar mühim bir oy kaybına uğradı. Ve büyük ihtimal koalisyon hükümetlerine de dahil olamayacaklar. Hani eyaletlerdeki koalisyon hükümetlerine değil evet, mi? Evet, yani Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki yapılan seçimlerde. Evet, evet. Bu seçimlerde takriben oyların dörtte birini alabildi CDU ve 2016'ya nazaran %4'lük bir oy kaybı yaşadı iki eyalette. Yani bu tabii ki dikkatleri celp etti ve medyada da yoğun şekilde tartışıldı ve tartışılmaya da devam ediyor. Şimdi oyların çoğu mektupla kullanıldığı için bu pandemi sürecinden dolayı CDU milletvekillerin maske satışından komisyon elde etme hususu, sonuçlar üzerinde fazla bir yansıması aslında söz konusu değil. Tabii ki CDU'lu siyasetçiler bu durumu bir nevi mazeret olarak sunsalar da, yani normal koşullarda oy kaybının daha da fazla olacağı düşünülüyordu. Bu durum aynı zamanda mevcut oy kaybının daha çok yapısal hususlarla ve pandemi sürecindeki umumi tarzı siyasetiyle alakadar olduğunu gösteriyor. Evet, aslında pandemi ile ilgili süreci de biraz açmak lazım. CDU hükümeti yöneten büyük parti olması nedeniyle en yoğun eleştiriyi alan parti. Sağlık Bakanlığı da bu partide olması münasebetiyle. Merkel de açıkça bu yönetim süreciyle ilgili halktan özür diledi, biliyorsun. Yanlış, hatalı yürütüldüğüne dair bir sorumluluk kabul ediyor. CDU gerçekten sence pandemi sürecini kötü bir şekilde yönetti mi? Gelinen nokta itibariyle bu süreci nasıl görüyorsun? Tabii ki, yani dünyadaki bütün devletler aslında çok büyük bir sorumluluk üstleniyorlar. Hani ondan hariçten bir nevi gazel okumak hani sıkıntılı olabilir ama şurası muhakkak, Almanya'daki koronavirüsüne karşı tedbirler ve aşı programının yavaş ilerlemesinin ve Merkel ve parti tarafından son zamanlarda oldukça zikzaklı bir siyaset uygulamasının tesiri olduğu düşünülüyor. Şimdi güncel bir misali zikrettin aslında. Buna değinmek istiyorum kısaca. Şansölye Merkel'in 1 ile 5 Nisan tarihlerinde kutlanacak Paskalya Bayramı için yeni işte bu koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması planlanan tedbirlere gelen yoğun eleştiriler üzerine geri adım attı ve halktan, az önce belirttin, apaçık bir şekilde bu benim hatamdı diye özür diledi. Evet. Yani bu da CDU'nun gidişatı hakkında bir nevi bizlere bir ipucu sunuyor. Yani Eylül ayındaki genel seçimlere bunu biraz yorarsak da ivmenin de Baden-Württemberg misalinde de gördüğümüz gibi daha çok yeşillerden yana olduğunu görüyoruz. Yani veya öyle bir gidişatın mümkün olduğunu hissediyoruz şu an. Evet, yeşillerin bir trend yakaladığı aşikar. Anket sonuçlarında hem eyalet parlamento seçimlerde hem de yerel seçimlerde, bölgesel ali seçimlerde çok önemli oy kazançları elde ettiğini görüyoruz. Anketlerde keza Eylül ayındaki seçimler için CDU'nun ikinci parti olacağı kesinleşmiş gibi gösteriyor. Daha birinci partiye kadar bu 6 aylık süreçte gidebilir mi? Bunlar tartışılıyor. Tabii karamsar bir süreç aslında. Bu sadece yolsuzluktan öte. 2 yıldır parti liderliği tartışmaları vardı ve şu an seçilen parti lideri Armin Laschet partinin başbakan adayı bile olabilmiş değil aslında. Yani parti başkanı seçilen kişi başbakan adayı olarak değerli görülmüyor. Hala partinin başbakan adayının kim olacağı belli değil. Çok olumsuz bir tablo var CDU ile ilgili. Doğru. Yani CDU'nun bu başbakan veya şansölye tayin edebilme durumu aslında tehlikeye düşmesi parti için de yani yeni bir durum. Merkel'in 16 yıllık tecrübesinden yola çıkarsak. Tabii ki adaylık konusunda da henüz netlik kazanmış değil CDU kurumsal bir parti olarak. Yani Laşet mi yoksa daha çok popülist bir söylemi benimseyen bir Söder üzerinden mi, Markus Söder üzerinden mi böyle bir durum gelişecek? Bu zamanın ruhuyla ve yeşillerin şu anki yükselişiyle ne kadar bağdaşabilir? Bunlar ilginç hususlar. Peki şu an yeşiller ve CDU'nun birinci ve ikinci sırayı paylaşacağı artık hani tabii ki belli olmayabilir. Bir skandal patlayabilir ama şu anki mevcut durum itibariyle ilk iki parti olacağı kesin gözüyle bakılıyor. Sence CDU ve Yeşiller Partisi koalisyon kurar mı Eylül ayından sonraki seçimde? Bunun örneğini Hessen'de görüyoruz şu anda. Bilmiyorum, başka eyalette ikisinin ortak olduğu bir tabii şey var mı? Tabii Baden-Württemberg. Baden-Württemberg'de de öyle, tamam. Federal düzeyde sence böyle bir şey olur mu? Almanya tarihinde geçmişte oldu mu Yeşiller ve CDU koalisyonu? Tabii ki Yeşiller ve CDU koalisyonu aslında yeni bir oluşum.
Hani Hessen'de bunun aslında bir deneyi yapıldı ilk başta ve iki taraf da razı oldu bu durumdan. Ve bu yapı aslında federal düzeyde de gayet tabii uygulanabilir. Tabii ki sosyal demokrat ve daha sol cenahtan buna karşı tepkiler oluşuyor. Hani bunu mahalli seçimlerde de görüyorsun. Mesela Frankfurt misalinde de bu belli oluyor. Ondan aslında oyun kurucu rolü şu an yeşillere yüklenmiş durumda. Hani bu aslında yeşillerin konsolidasyonuna ve mesela öncelediği politikaların hangi partnerle daha güzel bir şekilde uygulayabileceği hususuna bakar ve ondan bekleyeceğiz ve aslında bu konuda şöyle bir durum var. Yani Yeşiller Partisi ikinci parti olsa bile Almanya'da hükümetin hangi koalisyon çerçevesinde olacağını belirleyebilir. Yani birinci parti CDU'yla hükümeti kurmak istemeyebilir. Çünkü aritmatik uymuyor. Evet, bu noktada ama tabii işte alternatifi de zor. Yani Yeşiller, SPD ve Sol Parti'nin bir iktidarı Almanya açısından da zor düşünülüyor gibi. Tabii evet. Ve rakamsal olarak da mümkün olmayabilir. Evet. Hele sosyal demokratların son zamanlardaki düşüşünden dolayı. Yani genel olarak tablo bu. CDU ile ilgili gelişmeler bu şekilde. Eklemek istediğin CDU'nun geleceğine dair, parti liderliğine dair bir şey yoksa ben çok teşekkür ediyorum sana değerlendirmeler için. Bir mukabele, ben de teşekkür ediyorum. CDU konusu böyleydi. Görüşlerinizi, sorularınızı bana her zaman bildirebilirsiniz. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Haftaya 21. bölümde görüşmek dileğiyle güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.